Herkese merhabalar. Renault 9 Broadway aracımızın alt taban halısını, yandaki döşemeleri, orta konsolu söktük. Amacımız alt taban halısını kaldırıp altına yalıtım malzemesi döşemek. Ben diğer yaptığım kısımları çekmedim maalesef. Marş piyellerin söküldüğünü, karşı taraf, orta konsolu, yine sol taraf, aynı tarafları. Öncelikle koltuklarımızı söktük. Tork Allen anahtar ile. Koltuklarımızı çıkarttıktan sonra orta kol dayamamızı söktük. Ardından burada bulunan orta konsolu çıkardık. Ve sonrasında taban halısını çıkardık. Bu işlemleri yaparken dikkat etmemiz gereken koltuk alyanlarını, uçları tork anahtar olduğu için çabuk yamulabiliyor. Onları döşeme rejesi çıkarttırmanız daha mantıklı olur. Koltukları çıkarttıktan sonra orta konsolda, zaten nasıl çıkarttığında dair videolar var YouTube'da, oralardan bakabilirsiniz. Onun harici orta konsolu söktükten sonra yan marş piyeller çıkarmazsanız halıyı çıkaramıyorsunuz. Çıkarırsınız da biraz çok zor olur, güzel işçilik olmaz. Benim tavsiyem, yan marş piyelleri plastiklerini çıkarırken bu şekil söktüğünüz yerin vidalarını tekrardan aynı yere takmanızı öneririm. Çünkü bazı vidalar kısa, bazı vidalar uzun. Bazıları ucu tahta, bazıları demir vidası. Diğer yandan şu taraflarda gördüğünüz küçük beyaz klipsler. Çıkartırken bu klipslerin yönüne doğru çekmenizde fayda var. Klipsleri kırdığınızda bazen sanayide bile arayıp arayıp bulamıyorsunuz. Onlara dikkat etmekte fayda var. En son yaptığım işlem ise, öncelikle makineyi bu tarafa süpürdüm. Şu köşe taraflarda toz almıştı, pis olmuştu. Oraları temizledim. Üzerine aks peroks sıkarak diş fırçasıyla her yeri iyice temizledim. Ve tekrardan fön makinesi kullanarak kuruttum. Çünkü üzerine yapacağımız yalıtım malzemesi en ufak su kalsa bile sıkıntı çıkarabileceğini düşündüm. Ya da nemli olabileceğini düşündüm. O yüzden hiç ihtimal vermemek için yaptım. Sonraki aşamalarımız ise iki tarafa karşılıklı şekilde açık alanlara yalıtım malzemesi döşenecek. Halımız yıkandı, kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra üstüne halımızı koyulacağız. Ve bu orta konsol oralara düzenleme yapılacak. Sağ üst tarafa iki tane mitreç gelecek. Sağlı sollu. Orta konsol tekrardan düzenlenecek. Kol dayaması yapılacak. Kabloları düzenlenecek. Ben zaten videoları adım adım çekeceğim. Buradaki bir önemli husus ise yan tarafta bulunan kabloların döşemelerin altında kalmaması ya da üstünde kalıp da ezilmemesi. Yan marş piyellerden düzgün bir yerden geçmesini öneririz. Çünkü ezilen kablolar ya da döşemenin altında kalan kablolar ulaşılamaz bir herhangi bir sorun olduğunda. Üstünde kaldığında da ezilme durumu var. Onu ayarlamaya çalışın. Haydi devam edelim. Taban halısı uygulamamızı bitirdik. Sağ tarafa söylediğim gibi Twitter'ın birini taktık. Daha kapta bağlantılar yapmadım. Zaten orta konsol ve sigorta kutusu toplanacak. Onun harici yan taraflardan sıfır bir şekilde körüğün altı, diğer olsun, kapıların kenarlarından ve alt taraftaki koltuk deliklerini unutmuyoruz. Diğer kapıların geldiği yerleri bu şekilde gömerek yapıyoruz ki üst taraftan sıkışıp ezilme yapıp şasa olmasın. İşlemlerimize devam ediyoruz. Şu anda taban halımızı yerleştirdik. Bize ait olan
Ekstra bir teyp vardı. Teybi de taktım. Sağ üst tarafta yine Twitter görev görecek hoparlörlerimiz. Tabanamızı yaptık. Orta konsolun hiçbir eksiği kalmadı. Orta konsolu da dikkat etmeniz gereken saat ve sol taraf boş olan yerde parmağınızı attığında yukarı doğru ittirdiğinizde boşa çıkacaktır. Bir sol, bir sağ ve vites körünün altında ikişer tane vida var. Onları söküp oraya çıkardığımız zaman bütün vidalar boşa çıkacaktır. Burada iki tane soğuk sıcak ve yön kollarını sertçe çekerek çıkarabilirsiniz. Kolay kolay çıkmıyor. Yan plastikleri taktık. Her ikisini de tamamladık. Sırada koltuk var. Koltuklarımızı takıp ve orta konsolumuzun kol dayamasını takıp işlemlerimizi bitireceğiz. Thank you.